Şimdi mesele şu, ben tekrar ayetlere dönerek konuyu açıklamaya çalışayım. Tesbihat meselesi Kur'an-ı Kerim'de farklı farklı geçiyor. Yani varlıkların tesbihatını kastediyoruz elbette. İsra suresinde geçen iki ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Tüsebbihu lehus semavatü seb'u vel arhu ve men fihinne. Bu ayet biraz farklı. Yine İsra suresinin aynı ayetin devamında ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum buyuruyor. Bu ayet de çok ilgi çekici. Bir genelleme ifade ediyor ayet. Hiçbir şey yoktur ki illa yusebbihu bihamdihi onu hamdiyle tesbih etmesin. Yani o zaman mahlukatın tamamı bir tesbihat içerisinde. Fakat velakinne tefkahune tesbihahum. Siz onların tesbihatını anlayamazsınız diyor ayet-i kerime. Bu da tabii önemli bir sonuç. Anlayamazsınız. Acaba hiç mi anlayamayız? Hiç mi göremeyiz? Şimdi bizim tesbihatımız belli. Yani insanların tesbihatı belli. Sübhaneke duasını hepimiz sık sık okuruz. Sübhaneke Allahümme ebihamdik ila ahir. Bu işte tesbihattır. Allah'ı yüceltmedir. Biraz önce ifade ettik. Peki bizim örnek olsun diye söylüyorum. Bizim okuduğumuz Sübhaneke'yi acaba yıldızlar da okuyor mu? Dağlar, taşlar da okuyor mu? Gezegenler, galaksiler, efendim ismini duyduğumuz veya duymadığımız, bildiğimiz veya bilmediğimiz gezegenler de okuyor mu? Veya bu gezegenlerdeki varlıklar nasıl okuyor? Bu araştırmacılar için çok önemli bir konu. Yani tesbihat meselesi, varlığın Allah'ı tesbih etmesi. Bu tesbihat başlı başına şuurlu bir işlem. Yani örnek olmasından dolayı yine tekrar edeceğim. Sübhaneke'yi okumak ki genelde en çok herkesin bildiği kısa bir dua olan Sübhaneke'yi okuyan insanın elbette ki aklının varlığını kabul ederiz. Bilgisini kabul ederiz. Şuurunu kabul ederiz. Aynen bunun gibi o zaman kainatta bizim anlayamadığımız, fark edemediğimiz bir şuur var. Bir bilgi var ve bir bilinç var. Acaba bu bilginin arkasında, bu bilincin arkasında ne var? Zaten bilindiği gibi eğer bir medeniyet varsa, eğer bir gelişme varsa, kainattan, varlıklardan istifade varsa bunun fiziki ve kimyevi kanunları vardır. Bunlar sayesinde efendim varlıklardan istifade ediliyor, medeniyet inşa ediliyor, varlıklar yararlı oluyor. Acaba bunlar tesbihat mıdır? Bunları teker teker konuşmak lazım. Ama diğer ayet-i kerimede yine İsra suresindeki ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Tüsebbihu lehu es-semavatü seb'u. Bu yedi tabiri de çok ilginç Kur'an-ı Kerim'de. Yedi gök. Bu yedi gök ne demek? Yedi gök bugünkü anladığımız şekliyle yani apartman katları gibi gökten bahsetmek söz konusu değil. Benim anladığım kadarıyla bu yedi kat gökyüzü demek o zamanki bir tabir, bir tanımlama. Yani
Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemdeki kozmolojik anlayışın bir tabiri. Ama ayet-i kerim, yeryüzü vel ardu, yani yeryüzü de Allah'ı tesbih eder. Nasıl Allah'ı tesbih ediyor? Biraz önce ifade ettiğimiz gibi, yeryüzünün de kendine göre kanunları var, kuralları var, uzaydaki konumu var. Bu düzen mi acaba tesbihatı? Acaba bu tesbihatı tembel insanların tesbihatı bıraktığı gibi yeryüzü tesbihatı bıraksa halimiz ne olur, nice olur? Ve devam ediyor. وَمَنْ فِيهِنَّ فِيهِنَّ dediğine göre buradaki zamir çoğul bir zamir. Men ismi mevsul, akıllıları temsil eden, akıllılar için kullanılan bir ismi mevsul. Fihinne ise hem yeryüzünü hem de yedi kat semayı içine alan bir şey. Yani göklerde ve yeryüzünde olan her akıllı varlık Allah'ı tesbih eder. Menden hareketle bunu söylüyoruz. O zaman gökte şuurlu, zişuur, akıl sahibi uzayda varlıkların olması gerekir. Biraz önceki ayeti kerimede ifade ettiğimiz gibi. Toparlayıcı mahiyette bu akşamki sohbeti düzenlemeye çalışacağım. Mesela şöyle düşünsek. Güneşin ne zaman doğacağı saatlerimizde belli. O saat geldiğinde güneş doğmasa, acaba halimiz ne olur? Bununla şunu demek istiyorum. Veya yaz gelmese, kış gitmese gibi doğal şartların, efendim, kurallarının değiştiğini düşündüğümüzde acaba halimiz ne olur? Ağaçların, meyvelerin, toprağın, suyun kendilerindeki temel karakterlerinin birden değiştiğini veya zaman zaman değiştiklerini düşünsek insanlar gibi, acaba hayatımız nasıl olur, çalışmalarımız nasıl olur? Elbette ki şu anda bunlar mümkün değil. Ve dolayısıyla bunların mümkün olmaması, örnek olsun diye söylüyorum, metallerin bir iletkenlik derecesi veya ergime derecesi var. Bunlar sabit, hiç değişmiyor. Neden değişmiyor acaba? İnsanların davranışları değiştiği halde metallerin durumları, erime dereceleri veyahut da iletkenlik dereceleri niye değişmiyor? Mutlak Kahhar-ı Zülcelal olan Cenab-ı Hakk'ın egemenliği altında olmasından dolayı bunlarda bir değişiklik olmuyor. Nitekim ayet-i kerimenin sonunda Hadid suresinin diğer ayetlerde de aynı şey var. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ardi ve huvel azizul hakim. Göklerdeki ve yerdeki şeyler, varlıklar, öyle diyelim, Allah'ı tesbih etti. Allah'ı temizledi. Allah'a kir kondurmadı. Haşa ve kella. Allah'ı yüceltti. O Allah azizdir, yücedir ve hikmet sahibidir. Allah'ın hikmetinden dolayı ve yüceliğinden dolayı biraz önce ifade ettiğim varlıkta bulunan sabitlikler devam etmektedir. Bu sabitliklerle ilgili örnekleri verdim. Eğer Allah olmasaydı müthiş bir kaos olurdu. Düzen olmazdı. İlim olmazdı. Hiçbir şey araştırmaya, öğrenmeye, anlamaya konu olamazdı. Dolayısıyla bütün bu varlıklar, iki görüş var bu konuda.
Ya bizim gibi Kur'an okuduğumuz gibi, namaz kıldığımız gibi, tesbihat yaptığımız gibi doğrudan kendilerine mahsus dilleriyle tesbihat yapıyorlar. Veyahut da kendilerine verilen görevi ifa et, yerli yerince ifa etmek suretiyle tesbihat yapmış buluyorlar. Bence makul olan her varlık kendisine yüklenen görevi, diyelim ki su atmayı, ateş yakmayı üstlenmiş, görevini üzerine almış. Bunlar bu görevlerini yapmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve mutlak egemenliğini ilan etmiş oluyorlar. Önemli olan bizim bu gerçekleri eşya üzerinden okuyarak ve huvel azizul hakimu deyip ona teslim olmaktır. Ve bu mahlukatın içerisinde her şeyin ibadet ettiği, tesbihat ettiği varlık aleminde biz tesbihatsız ve ibadetsiz kalmamış olalım. Son sözümüz bu olsun. Demek ki Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'inde bu gerçekleri ifade ediyor. Her şey tesbih ediyor. Gelin biz de tesbih edelim.